Merhabalar. Elif Tıraş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu gelincik uyağımızın yapımını paylaşmaya çalışacağım sizlere. Uyağımız bu şekilde çok şık ve çok gösterişli. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şimdi bunun yapımını ve birazcık detaylarını da anlatmak istiyorum. Dilerseniz şu siyah tohumları koymayabilirsiniz. Sadece ortasını da koyabilirsiniz. Tamamen sizin isteğinize kalmış. Şu şekilde çiçeğimiz. Şimdi hemen bunun yapımına geçmek istiyorum. Videomuz biraz uzun süreceğinden dolayı hemen geçelim. Bunun için şu şekilde majestik ipek kurdeleye ihtiyacımız var. 25 milim diye biliyorum. Evet. 25 milim ipek majestik kurdele. Şöyle kırmızı gülü için, ortası için şu şekilde 6 milim kiraz boncuğu veya böğürtlen boncuk dediğimiz boncuğa ihtiyacımız var. Arka kısmı için 30 santim yeşil yaprak ihtiyacımız var. Yine tohum için siz dilerseniz tohum koymayabilirsiniz. Şu şekilde 3 tane tohum şöyle siyah ipimiz ortasındaki siyah inciyi sarmak için şu şekilde 20 milim organze kurdelemiz. Şu şekilde boyunu ölçmüyoruz. Boncuğumuzu sarıyoruz çünkü bununla makas ve çakmak malzemelerimiz bunlar bu şekilde. Şimdi hemen bunun yapımına geçelim. Burayı düz bir şekilde kesiyorum. Şöyle ben defter kenarından bir tane bu şekilde kalıp oluşturdum. Bu kalıbımızın da boyu 2 santimden biraz fazla. Kalıbımızın boyu 2 santimden biraz fazla boyu. Pardon, eni. Şimdi bunun yapımı için önceden kestiğim şunu kalıbımızı şu şekilde koyuyorum. Bu şekilde koyuyorum. Şöyle bir 5 tane yaprağa ihtiyacımız var çünkü. Şöyle bir tur attırdım. 2 3 4. Bu şekilde 4 tane kalıbımı doladım. Şuradan şu ucundan şöyle kestim. Hemen alt kısmını da kesiyorum. Bu şekilde 5 tane yaprağımız oldu. Yaprağımızın kestiğimiz kısmını ve alt köşeyi yakıyoruz. Şimdi bunları bu şekilde
Şöyle ben kolaylık olsun diye bu şekilde yakıp birleştiriyorum. Siz isterseniz bunu dikiş esnasında da bu şekilde yapabilirsiniz. Ama benim bu şekilde daha kolayıma geldi. Daha pratik. Son olarak da böyle bir çiçeğimizin az bir yapmasını yaptık. Şimdi çiçeğimizin üst kısmından şu şekilde tel alıyoruz. Kendi kırmızı iple yapabilirsiniz bunu. Ben sadece videoda tam net olsun diye yeşil iple yapıyorum. Siz kendi renginde iple yapınız. Şeklinde verelim. Bunlar böyle kalsın. Şimdi diğer işleme geçelim. 20 milim olan kurdelemizi şu şekilde ikiye katlıyorum. Ortasına. Boncuk elimden düştü, kusura bakmayın. Ortasına bunu bu şekilde koydum. Şöyle ikiye büktüm. Bunu sıkıca bağlıyorum. Kurdelemin fazlasını kestim, kalabalık gitmesin. Şimdi tohumlarımızı şu şekilde katlıyorum. Dediğim gibi siz tohum koymaya da bilirsiniz. Sadece şu ortasını da yapabilirsiniz, tohumsuz. Sizin isteğinize kalmış. Şimdi bunu da bu şekilde bağlıyorum buraya. Düzelterekten, şekil vererekten bu şekilde. Birkaç kere de bunu sabitliyorum. İpimi yakıyorum. Diğer ipimizi de keselim. Bunları da şu şekilde birazcık düzeltelim. Şimdi şu fazlalığı
Kesiyorum. Burayı da şu şekilde yaktım. Bunu çiçeğimizin ortasına koydum. İpimi hafiften çekiyorum. Ters tarafını çeviriyorum. İğnemi buraya sabitliyorum. Gelincik çiçeğim bu şekilde. Bakın. Şimdi bunun arkasındaki yaprağını da dikelim. Yaprak dikme işlemi zaten bütün oyalarımızdaki gibi aynı. İkiye katladım. İğnemi buraya sabitliyorum. Yukarıya. Aşağıya. Şimdi çiçeğimizi buraya yerleştiriyoruz. Yapraklarını da düzeltelim. Bir kere daha aynı şekilde işlemimiz tamam. Hepimizi yakıyoruz. Çiçeğimizin arka kısmındaki yaprakları bu şekilde gelincik çiçeğimizin bu şekilde çiçeklerimiz bu şekilde. Kolay gelsin.